Rüyada bir hitabe. 1335 senesi Eylül'ünde, dehrin hadisatının verdiği yeisle, şiddetle muzdarip idim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakazada bulamadım. Hakikaten yakazı olan rüyay sadıkada bir ziya gördüm. Tafsilatı terk ile yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim. Şöyle ki, bir cuma gecesinde nevm ile alem-i misale girdim. Biri geldi dedi. Mukadderat-ı İslam için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem seni istiyor. Gittim gördüm ki münevver, emsalini dünyada görmediğim, selef-i salihinden ve asarın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap edip kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki, ey felaket, helaket asrının adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et. Ayakta durup dedim, sorun cevap vereyim. Biri dedi, bu mağlubiyetin neticesi ne olacak, galibiyette ne olurdu? Dedim, musibet şerr-i mahz olmadığı için, bazen saadette felaket olduğu gibi, felaketten dahi saadet çıkar. Eskiden beri İlahi Kelimetullah ve bekayı istiklaliyet-i İslam için, farz-ı kifaye-i cihadı deruhte ile kendini yek vücut olan alem-i İslam'ı fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiye'nin felaketi, alem-i İslam'ın saadeti müstakbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet, maye-i hayatımız ve âb-ı hayatımız olan uhuvvet-i İslamiye'nin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti. Biz incinirken âlem-i İslam ağlıyor. Avrupa ziyade incitse bağıracaktır. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Harikalar asrındayız. 2-3 sene meftten sonra meydanda dirilenler var. Biz bu mağlubiyetle bir saadeti acileyi muvakkata kaybettik. Fakat bir saadeti acileyi müstemirre bizi bekliyor. Pek cüz'i ve mütehavvil ve mahdut olan hali geniş istikballe mübadele eden kazanır. Birden meclis tarafından denildi, izah et. Dedim, devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemez. Galip olsaydı hasmımız ve düşmanımız elindeki cereyanı müstebidaneye, belki daha şedidane kapılacak idik. Halbuki o cereyan hem zalimane, hem tabiatı alemi İslam'ı münafi, hem ehli imanın ekseriyeti mutlakasının menfaatine mübayin, hem ömrü kısa, parçalanmaya namzettir. Eğer ona yapışsaydık, alemi İslam'ı fıtratına, tabiatına muhalif bir yola sürükleyecektik. Şu medeniyeti habise ki biz ondan yalnız zarar gördük. Ve nazar-ı şeriatta merdud ve seyyiatı hasenatına galebe ettiğinden maslahat-ı beşer fetvasıyla mensuh ve intibah-ı beşerle mahkum-ı inkaras, sefih, mütemerrit, gaddar, manen, vahşi bir medeniyetin himayesini Asya'da deruhte edecektik. Meclisten biri dedi, neden şeriat şu medeniyeti reddeder? Dedim, çünkü beş menfi esas üzerine teessüs etmiştir. Nokta istinadı kuvvettir. O ise şe'ni tecavüzdür. Hedefi kastı menfaattır. O ise şe'ni tezahumdur. Hayatta düsturu cidaldir. O ise şe'ni tenazudur. Bizim muradımız
medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyiliklerdir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki, ahmaklar o seyyiatları, o sefahatleri mehasin zannedip, taklit edip malımızı harap ettiler. Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip, seyyiatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki harb-ı umumi ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkar medeniyeti zir-i zeber edip, öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah, istikbaldeki İslamiyetin kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-ı umumiyi de temin edecek. Müellifi muhteremi sonradan ilave etmiştir. Kitleler mabeynindeki rabıtası, ahari yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. O ise şe'ni böyle müthiş tesadümdür. Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşci ve arzularını tatmin ve metalibini teshildir. O heva ise şe'ni insaniyeti derece-i melekiyeden derece-i kelbiyete indirmektir. İnsanın mesh-i manevisine sebep olmaktır. Bu medenilerden çoğu eğer içi dışına çevrilse, kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir. İşte, onun için bu medeniyet-i hazıra, beşerin %80'ini meşakkate, şekavete atmış, onunu mümevveh saadete çıkarmış, diğer onu da beyne beyne bırakmış. Saadet odur ki külle ya eksere saadet ola. Bu ise ekalli kalilindir ki nev-i beşere rahmet olan Kur'an ancak umumun la akal ekseriyetin saadetini tasammun eden bir medeniyeti kabul eder. Hem serbest hevanın tahakkümüyle havaici gayr-ı zaruriye, havaici zaruriye hükmüne geçmişlerdir. Bedavette bir adam 4 şeye muhtaç iken, medeniyet 100 şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Say, masrafa kafi gelmediğinden, hileye, harama sevk etmekle, ahlakın esasını şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaate, nev'e verdiği servet, haşmete bedel, ferdi, şahsı, fakir, ahlaksız etmiştir. Kur'un-u Ula'nın mecmu vahşetini bu medeniyet bir defada kustu. Alem-i İslam'ın şu medeniyete karşı istinkafı ve soğuk davranması ve kabulde ızdırabı cayi dikkattir. Zira istina ve istiklaliyet hassasıyla mümtaz olan şeriattaki ilahi hidayet, Roma felsefesinin dehasıyla aşılanmaz, imtizaç etmez, bel' olunmaz, tabi olmaz. Bir asıldan tev'em olarak neş'et eden eski Roma ve Yunan iki dehaları, su ve yağ gibi mürur-u asar ve medeniyet ve Hristiyanlığın temzicine çalıştığı halde yine istiklallerini muhafaza, adeta tenasuhla o iki ruh şimdi de başka şekillerde yaşıyorlar. Onlar tev'em ve esbab-ı temzic varken, imtizaç olunmazsa şeriatın ruhu olan nur-u hidayet, o muzlim medeniyetin esası olan Roma dehasıyla hiçbir vakit mez olunmaz, bel olunmaz dediler. Şeriat-ı Karra'daki medeniyet nasıldır? Dedim, Şeriat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hazıranın inkişaından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine müsbet esaslar vaz eder. İşte, nokta-i istinad kuvvete bedel haktır ki, şe'ni adalet,
ve tevazündür. Hedef de menfaat yerine fazilettir ki, şe'ni muhabbet ve tecazüptür. Cihetül vahdette unsuriyet ve milliyet yerine, rabıtay-ı dini, vatani, sınıfidir ki, şe'ni samimi uhuvvet ve müsalemet ve haricin tecavüzüne karşı yalnız tedafudur. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu taavundur ki, şe'ni ittihad ve tesanüttür. Heva yerine hudadır ki, şe'ni insaniyeten terakki ve ruhen tekamüldür. Hevayı tahdit eder. Nefsin hevesat-ı süfliyesinin teshiline bedel, ruhun hissiyat ulviyesini tatmin eder. Demek biz mağlubiyetle ikinci cereyana takıldık ki, mazlumların ve cumhurun cereyanıdır. Başkalarından %80 fakir ve mazlumsa, İslam'dan 90, belki 95'tir. Alem-i İslam, şu ikinci cereyana karşı lakayt veya muarız kalmakla hem istinatsız, hem bütün emeğini heder, hem onun istilasıyla istihaleye maruz kalmaktan ise akilane davranıp onu İslami bir tarza çevirip kendine hadim kılmaktır. Zira düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Nasıl ki düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Şu iki cereyan birbirine zıt, hedefleri zıt, menfaatları zıt olduğundan, birincisi dese öl, diğeri diyecek diril. Birinin menfaati zarar, ihtilaf, tedenni, zaaf, uyumamızı istilzam ettiği gibi, ötekinin menfaati dahi kuvvetimizi, ittihadımızı biz zarure iktiza eder. Şark husumeti İslam inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garp husumeti İslam'ın ittihadına, uhuvvetin inkişafına en müessir sebeptir, baki kalmalı. Birden o meclisten tasdik emareleri tezahür etti. Dediler, evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır. Tekrar biri sordu. Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Hangi fiilinizle kadere fetva verdirdiniz ki şu musibetle hükmetti? Musibet-i amme ekseriyetin hatasına tereddüt eder. Hazırda mükafatınız nedir? Dedim. Mukaddemesi üç mühim erkan-ı İslamiye'deki ihmalimizdir. Salat, savm, zekat. Zira 24 saatten yalnız bir saati 5 namaz için Halık Teala bizden istedi. Tembellik ettik. 5 sene 24 saat talim, meşakkat, tahrikle bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık. Kefareten 5 sene oruç tutturdu. Ondan, 40'tan yalnız biri. İhsan ettiği maldan zekat istedi. Buhul ettik, zulmettik. O da bizden müterakim zekatı aldı. Mükafatı hazıramız ise fasık, günahkar bir milletten humsu olan 4 milyonu velayet derecesine çıkardı. Gazilik, şahadetlik verdi. Müşterek hatadan neş'et eden müşterek musibet, mazi günahını sildi. Yine biri dedi, bir amir, hatayla felakete atmışsa, dedim, musibet size de mükafat ister. Ya amiri hatadarın hasenatı verilecektir, o ise hiç hükmünde, veya hazineyi gayb verecektir. Hazineyi gaybda böyle işlerdeki mükafatı ise derece-i şehadet ve gaziliktir.
Baktım meclis istihsan etti. Heyecanımdan uyandım. Terli, el pençe yatakta oturmuş kendimi buldum. O gece böyle geçti.